Fare Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, babam düştü beşikten, anam düştü eşikten, babam kaptı maşayı, anam kaptı meşeyi, döndürdüler köşeyi. Efendim, bir zamanlar yaşlı bir çift varmış. Bu çiftin hiç çocukları olmamış. İkisi de çok üzülürlermiş. Neden hiç çocuğumuz olmadı diye. Günlerden bir gün yaşlı adam tarlaya gitmiş, öküzüyle birlikte tarlayı sürecek. Yaşlı kadın da mutfakta kocasına börek açıyormuş. Bir yandan da için için üzülüyormuş. Ah ah, şimdi bir çocuğumuz olsaydı, bu yaptığım böreği tarlaya babasına götürseydi diye düşünüyormuş. Derken pıt diye bir ses duyulmuş. Kadın etrafına bir bakmış. Bir fare. İmdat fare diye sandalyenin tepesine fırlamış. Fareden çok korkarmış. Ama o sırada fare dile gelmiş. Dur korkma korkma anneciğim. Ben senin yavrunum. Demiş fare. Kadın artık daha da çok korkuyormuş. Çünkü zaten fareden korkarmış. Bir de karşısında konuşan bir fare varmış. Ben artık sizin oğlunuz oldum demiş fare. Kadın çok şaşırmış. İlk önce bir türlü anlayamamış ama sonunda ikna olmuş. Peki oğlum demiş, sen şimdi bizim oğlumuz oldun da ne işe yararsın? Mesela şu böreği babana götürebilir misin tarlaya demiş kadın. Tabii anne demiş, şimdi sen o böreği eşeğin sırtına bağla demiş tepsiye. Kadın farenin dediğini yapmış. Şimdi de demiş beni eşeğin kulağına koy. Kadın bunu da yapmış. Fare hadi o zaman görüşürüz demiş ve eşeğin kulağını gıdıklamış. Kulağı gıdıklanan eşek hızla koşmaya başlamış tarlaya doğru. Yaşlı adam tarlada çalışırken bir de ne görsün? Eşek sırtında bir tepsi börekle kendine doğru koşuyor. Gözlerine inanamamış, neler oluyor böyle diye düşünürken tam önünde eşek durmuş. Ne oldu kara kaçan? Sen nasıl kendi başına gelebildin demiş adam. Merhaba baba diye bir ses duyunca bayılacak gibi olmuş. Eşek bana baba dedi diye düşünüyormuş. Hayır hayır, eşekler hiç konuşur mu hiç? Ben onun kulağındaki fareyim bak demiş fare. Eşekler konuşur mu hiç? Fareler konuşur ama. Adamcağız şok geçirmiş. Neyse hikayeyi ona da anlatmış. Adam da ikna olmuş. Birlikte börek yemişler. Daha sonra demiş ki fare. Şimdi demiş sen güzelce yat şuraya uyu biraz dinlen. Ben tarlayı ekerim demiş fare. Yaşlı adam uzanmış, orada uyuyakalmış. Bizim fare bu sefer de öküzün kulağına girmiş, onu bir gıdıklamış. Bütün tarlayı bir günde sürmüş. Adam uyandığında gözlerine inanamamış. Nasıl yaptın sen bunu oğlum demiş. Bende daha ne numaralar var baba, hadi artık eve gidelim demiş fare. Ve birlikte eşeğin sırtına binmişler, eve doğru yola çıkmışlar. Derken fare taşlık bir yerde. Baba demiş, şimdi beni burada bırak, ben gece senin yanına geleceğim demiş. Aman oğlum yapma, sonra seni kediler kapar. Geç saatte sokakta işin ne demiş adam. Merak etme baba demiş fare. Yaşlı adam istemeyerek de olsa evinin yolunu tutmuş. Bizim fare orada bir taşın altına saklanmış, beklemeye başlamış. Derken kırkaramiler gelmiş. Kırkı da birbirinden kötüymüş. Kırkaramiler tam orada yuvarlak olmuşlar, oturmuşlar ve bütün çaldıkları hazineleri, giysileri, paraları, her şeyi ortaya koymuşlar. Kırkaramilerin reisi almış bütün paraları, saymış. Ahmet bu sana, Mehmet bu sana diye 39'una birden dağıtmış ve bu da bana demiş kalanları da kendine alırken. O sırada hadi bana diye bir ses duyulmuş. Kim almadı demiş parayı. Hepimiz aldık şef demişler. E o zaman kim hani bana dedi demiş kırkaramilerin reisi. Biz demedik şef, biz demedik. Neyse anlamamışlar, devam etmişler. Bu sefer de çaldıkları giysileri paylaşıyorlarmış. Ahmet bu sana, Mehmet bu sana. Herkese dağıttıktan sonra bu kalanlar da bana deyince hani bana diye yine bir ses duyulmuş. Ya kim bunu sorup duruyor demiş kırkaramilerin reisi, çok sinirlenmiş. Biz demedik şef demişler. En son mücevherler dağıtılıyormuş. Ahmet bu sana, Mehmet bu sana derken hani bana diye bir bağırmış fare. Kırkaramilerin kırkı da kırk ayrı yere doğru kaçarak koşmaya başlamış. Bunun üzerine ortalık sakinleşmiş.
Kırk haramilerin hepsi bu gayipten gelen sesten çok korkmuşlar ve bir daha oraya dönememişler. Bizim fare de gitmiş eve babasını uyandırmış, at arabasıyla gitmişler. Oradaki bütün paraları, mücevherleri, kıyafetleri, bütün her şeyi, ganimeti toplayıp eve dönmüşler. Tabii çok zengin olunca köyden kasabaya taşınmışlar. Kasabada güzel bir ev satın almışlar. Orayı güzel dayayıp döşemişler, mutlu mutlu yaşıyorlarmış. Fakat tabii kırk haramiler çok sinirliymiş. Kendilerine bu oyunu oynayanın kim olduğunu çok merak ediyorlarmış. Araştır bakalım Ahmet demiş kırk haramilerin reisi. Köyde bir anda zengin olan biri var mı? Ahmet araştırmış dönmüş. Araştırdım şef demiş. Yaşlı bir çift varmış. Bir de fare oğulları varmış. Bunlar bir anda zengin olmuşlar ve kasabaya taşınmışlar demiş. Hah işte bizim ganimetimizi alanlar onlar. Şimdi onları pişman edeceğiz demiş. Git bak bakalım hangi ev onlarınmış. Ahmet gitmiş kasabaya. Sormuş soruşturmuş ve bizim farenin evini bulmuş. Kapısının üzerine kocaman bir çarpı atmış. Sonra da reisin yanına dönmüş. Bu sırada bizim fare de tavuğuna binmiş tıkır tıkır kasabada geziyormuş, eve dönüyormuş. Bir dönmüş bakmış ki kapının üstünde kocaman bir çarpı işareti. Bunun kırk haramilerin yaptığını hemen anlamış. Kasabadaki bütün evlerin kapısına çarpı işareti koymuş. Akşam yatmışlar uyumuşlar. Kırk haramiler sessizce kasabaya gelmişler. Üzerinde çarpı işareti olan kapıyı bulup evi soyacaklarmış. Bir bakmışlar ki bütün kapılarda çarpı işareti var. Ahmet oğlum bu ne demiş. Reis ben de anlamadım efendim demiş Ahmet. Bunun üzerine hiçbir şey yapamamışlar. Mağaralarına geri dönmüşler. Ertesi gün Ahmet yine bulmuş o evi. Bu sefer kapının altına böyle ufacık bir çarpı işareti koymuş kimse göremesin diye. Ama bizim fare tabii zaten o boyda olduğu için hemen onu da görmüş. Ama bu sefer aynı numarayı yapmamış. Uşağı varmış artık zengin olduğu için. Uşağına 40 tane şiş hazırlamasını söylemiş ve onu şömineye dizmesini istemiş. Uşak da söyleneni yapmış. Kırk haramiler gece gelmişler. Küçük çarpılı kapıyı bulmuşlar. Tamam demiş şef. Şimdi bu bacadan tırmanacağız. Aşağı ineceğiz. Bunların evini dağıtacağız. Her şeyimizi de geri alacağız demiş. Çatıya çıkmışlar kırk haramiler. Ahmet oğlum sen ilk önce sen in demiş. İpi sarkıtmışlar. Ahmet aşağıya doğru inerken bacadan aşağıda da bizim fare şöminede ısıttığı ilk şişi dik olarak tutuyormuş. Ahmet inmiş. Vay adam vay diye acıyla bacadan yukarı fırlamış. Koşturarak kaçmış. Ne oldu ya buna demişler. Mehmet oğlum sen in demiş kırk haramilerin şefi. Mehmet inmiş yine şiş. Yine Mehmet bağırarak kaçmış. Neyse uzatmayalım efendim. Bütün 39'u birden sırayla kaçmışlar. Kırk haramilerin şefi tek başına kalmış. Ne korkak adamlarsınız demiş. Ben kendim hallederim bu işi demiş. Ama tabii en kızgın şiş de onu bekliyormuş aşağıda. Çünkü şömine de iyice ısınmış. Ve kırk haramilerin şefi de aşağı inip poposuna şişi yiyince o da vay anam vay. Vay diye bağırarak kaçmış. Bir daha da kırk haramiler oraya hiç uğramamış. Bizim fare ve annesi babası mutlu bir hayat yaşamışlar. Gökten 3 elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de fareye.